Hayalet uzuv hissi ve beynin gizemleri. İnsanlar uzuvlarından birini kaybettiklerinde çoğu hala o uzvu hissedebiliyor. Üstelik bu hisler sadece belirsiz bir anı olarak değil, sanki uzuv hala oradaymış gibi canlı ve detaylı bir şekilde ortaya çıkıyor. Örneğin, kaybedilen bir elin parmaklarını hareket ettirebilir ya da bir bacağın ayak tırnağının bir yere çarptığını hissedebilirler. Uzuvsuz doğan insanlar bile hayalet uzuvlar hissedebiliyor. Peki Buna ne sebep oluyor? Bu hayallerin canlılığı beynimizde vücudumuzun bir haritası olduğunu gösteriyor. Hatta bu harita o uzvu hiç kullanmamış bir kişi için bile geçerli. Bu durum bu haritanın aslında doğuştan var olduğunu gösteriyor. Ancak kaybedilen uzvun hayalet versiyonları genellikle ağrılı oluyor. Uzuvlarımız parmak uçlarımızdaki dokuyu hissetmekten Vücudumuzun uzayda nerede olduğunu anlamamıza kadar her şeyden sorumlu olan duyusal nöronlarla doludur. Bu duyusal girdiler sinir yolları ile omurilik boyunca beyne iletilir. Uzuv kaybedildikten sonra da bu sinirsel yolların çoğu çalışmaya devam eder ancak sinyallerin iletilme şekli değişir. Duyusal sinyaller beyne ulaştığında bu sinyaller bedensel duyusal korteks tarafından işlenir. Vücudun tamamı bu kortekste haritalanmıştır ve her uzvun korteksteki temsili o uzvun ne kadar duyusal girdi sağladığına göre değişir. Örneğin, bir kemancının sol elinin kortikal sureti keman çalmayan birine göre daha büyük olabilir. Hayalet uzuv hissi zamanla azalsa da tamamen yok olmayabilir. Hayalet ağrıların tedavisi genellikle fizik tedavi, ilaç kullanımı, protez kullanımı ve zaman gerektirir. Ayna kutusu terapisi adı verilen bir teknik Hayalet uzuvdaki ağrıyı azaltmada yardımcı olabilir. Bu tedavide hasta hayalet uzvunu bir aynanın arkasındaki kutuya, sağlam uzvunu ise aynanın önüne yerleştirir. Bu, beynin hayalet uzvu varmış gibi görmesini sağlar ve ağrıyı hafifletebilir. Hayalet uzuvlarla ilgili hala birçok soru mevcut. Neden bazı insanlar bu hayalet uzuvlardan kurtulabilirken, diğerleri bu hisleri hiç yaşamaz? Hayalet uzuvlar üzerine yapılan araştırmalar beynimizin her gün nasıl çalıştığına dair daha fazla bilgi sağlayabilir ve deneyimlediğimiz gerçekliğin aslında ne kadar öznel olduğunu bize hatırlatabilir.